Partinin kuruluş tarihinden yaklaşık 1 yıl 14 ay kadar sonra gerçekleşti. Kendisini halk fırkası olarak tanımladığında işte bütün toplumsal kesimleri temsil ettiği iddiasındaydı. Zaten 1923'te Cumhuriyet'in devraldığı, Osmanlı'dan devraldığı toplumsal yapı çok da sınıflı, çok da belirgin toplumsal özellikleri olan bir yapı değildi. Tüm toplumsal kesimleri temsil ettiği iddiasıyla kendine halk fırkası demişti. Ancak 1924 yılı içerisindeki gelişmeler partinin adına bir isim ilavesi zorunluluğunu doğurdu. Parti kendi adına Cumhuriyet Halk Fırkası adını ilave etti. Bunun nedeni aslında milli mücadele yıllarında aramak gerekir. Milli mücadele yıllarında meclis içerisinde ikili bir grubun olduğunu söylemek lazım. Birinci grup ve ikinci grup diye. Birinci grup Mustafa Kemal'in liderliğinde sonradan Halk Fırkası'na dönüşecek olan grup. İkinci grup da bunun karşısındaki muhalif grup. İdeolojik anlamda bunları tasvip edecek olursak eğer, birinci grubun Fransız ekolünden esinlendiğini, Jacobin gelenekten geldiğini, daha devrimci bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. İkinci grubun da biraz daha muhafazakar, daha geleneksel bir grup olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca birinci mecliste ikinci grubun Mustafa Kemal'in meclisin yetkilerini devralacağı, diktatörlüğe yöneleceği, yani bir nevi enver olacağı endişesi muhalefetin nedenlerinden, ikinci grubun muhalefet nedenlerinden birini oluşturacaktı. Sonraki süreçte iki grup arasındaki çatışmanın temel nedeni ülkeyi kurtarmakla ilgili bir görüş ayrılıkları yok. Yani ülkeyi kurtarmak konusunda hemfikirler ama ülke kurtulduktan sonra ne olacağı ile ilgili iki anlaşmazlık konusu var. Biri ülke kurtulduktan sonra rejim ne olacak? İki ülke kurtulduktan sonra ülkeyi kim yönetecek meselesi. Temel çatışmanın 22 sonrasında bundan başladığını ve hızlı da gerildiğini ortamın 1922 sonrasında söylemek lazım. 1923 seçimlerinde ikinci grup milli mücadeleyi kazanan lider Mustafa Kemal olması ve Mustafa Kemal'in karizması sayesinde ikinci grup tasfiye oldu. Ancak 1923'ten sonra devrim süreci, saltanatın, hilafetin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı kendi içerisinde çok da homojen olmayan birinci grubun bölünmesine, birinci gruptaki muhafazakar kanadın ayrılması sonucunu doğuracak. Buradan Terakki Fever Cumhuriyet Fırkası doğacak ama Terakki Fever Cumhuriyet Fırkası'nı bir nevi CHP Halk Fırkası karşısındaki muhalif grupların koalisyonu olarak tanımlamak lazım. Çünkü birinci gruptan kopanların yanı sıra ikinci grup üyeleri ayrıca eski iddiaçıların da toplandığı bir nevi bir cephe. CHP karşı cephe olarak ortaya çıktığını söylemek lazım. Bu hareket kendisini Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olarak tanımlayınca Halk Fırkası da kendisini Cumhuriyet Halk Fırkası olarak tanımladı. Dolayısıyla Cumhuriyet adı iki partide de 1924 yılı sonlarında kendisini ifadesini bulmuş oldu diyebiliriz.